Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bayramın dördüncü günü. Tekrardan herkesin bayramı kutlu olsun. İnşallah şeker tadında, ağız tadında, huzur içinde bir bayram geçirmişsinizdir arkadaşlar. Biz bayramda bir iki gün böyle aile ziyaretinden sonra bahçe temizlik işlerine, bakım işlerine başladık. Kiraz ağacımız da çiçek açtı. Bembeyaz. Kuşlar cıvıl cıvıl etrafında uçuşuyorlar. Tam böyle baharı iliklerimize kadar hissettiriyorlar. Onu söyleyeyim yani. O kuşların cıvıltısı, yuva yapma çabasındalar hepsi. Bir yandan da eşim aşağıda bahçeyi belliyor. Orada gördüğünüz yerdeki sukulentleri söktüm. Arkadaşlar o taşları oradan kaldıracağım. Seradan bir yarım metre gerisine kadar bellenecek. Oraya taş döşeyeceğiz. Bir takım işler var yapılacak. Bu tarafı belledik. Böyle hemen girişte. Ortası bellendi, kenarları da ben temizledim. Dün akşam üzeri biraz temizledim. Bugün işte biraz daha yapacağım, birazdan ineceğim. Kirazın ağacında dallarda da saksılarım, onları da oraya astım. O konumu da çok sevdiler. Böyle dört tane, bu tarafta erik ağacında da var. Variegatalı Siboldi diye astım oraya da. Göstermiştim size. Şimdi balkona biraz bitki taşıdım. Aynyumlarımı taşıdım arkadaşlar buraya. Sabah güneşinde iyi olacaklarını düşündüm. Hem sabah güneşini hem ikindi güneşini buradan aldıkça bakalım nasıl olacak gelişimleri. Ben de deneyeceğim, deneyerek. Şöyle baştan hemen göstereyim size. Bunları dikmiştim biliyorsunuz. Bunlar da sonradan aldığım dört tane bitki de hediye geldi. Bu da çok güzel bir şey olacak gibi. Böyle rengi yeşil, kırmızılı, siyahlı, karakız. Medusamı biliyorsunuz. Arkadaşlar medusamı almıştım. Aslında böyle hediye gelen birçok aynyumlarım vardı. Onların sayesinde diyeyim, gönderen arkadaşlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Onların vesilesiyle böyle aynyum sevgisi içimde oluştu. Çok oluştu hem de. Çok beğendim, çok sevdim. Çok güzel artık aynyum bitkilerimin arasına girdi. Bu da çelikli, köklendi. Bu da büyüdü. Rozeti ortadan gördüğünüz gibi rengini almaya başladı. Bu pinkviç, Medusa ile pinkviç arasında kalmıştım. Aslında bu pinkviçi alacaktım. Sonra Medusa'nın rengi daha bir cazip gelince hemen ona kayıverdim ama aldım mı? Yine aldım. Medusa'dan sonra aldığım bitkim pinkviç ve Halloween White Color arkadaşlar. White Color variegatalı. Bu da çok güzel. Rengine bayıldım. Biraz kalın, etli yapraklı olanları sanki daha çok seviyorum ben. Daha böyle dolgun, güzel görünüyorlar. Bakalım Haziran'a kadar, sıcaklara kadar sağından solundan yavru verecek mi? Büyümesi güzel yani. Adapte çabuk oluyorlar yani ortama. Çabuk uyum sağlıyorlar. Buna da bayıldım. Bu da Super Bank. Big Bank var, Super Bank var. Ben Super Bank'in rengini sevdim. Belki ileride Big Bank de alırım arkadaşlar. Bu da Hongyang. Bu da çok güzel. Özel türlerden yine böyle hani klasik değil. İsmine de baktığınız gibi yine Koreli. Malum Hongyang yani bunlar hep Kore isimleri. Bu çok güzel. Dört tane böyle yeni aynyumum koleksiyonuma dahil oldu diyelim. Bu da Goblin. Böyle bu da biraz tüylü yapraklı. Yaprağını böyle dokunduğumuz zaman
böyle yapışkansı böyle bir his oluşuyor ama öyle değil tabii ki. Ama bitkinin kendi yapısı öyle. Çok güzel bu da gül formu, gonca formuna giriyor. Bu da kivi. Şu an elimde iki tür kivim var. Bunun rengi muhteşem ya. Çok güzel. Harika. Bu sarı renkler, bu fresh renkler beni daha çok cezbediyor. Suladım az önce, biraz su verdim. Etrafından yavrularını bile verdi. Çok beğendim. Çok güzel. Yani kivinin birkaç çeşidi olduğunu anlamış oldum. Bu da çelikti. Yine geldiğinde köklendiler. Gelişimleri gayet güzel. Bu da yine tek bir rozetti ve gördüğünüz gibi bir sürü bebekleri oldu. Bu da Granovium. Granovium böyle tek bir rozet halinde gelmişti bana. Ve gördüğünüz gibi bir yıl içinde bu kadar büyük, tomurcuk tomurcuk ve hemen gonca formunu da aldı. Kendini kapattı. Aslında çok aşırı sıcak değil ama geçtiğimiz o sıcaklarda sanırım yaza geldiğini zannetti. Bu da yine Decorum Cowperi. Bu da çok güzel, yeşil kenarları, kırmızı bir yeli. Diğer kivim de bu. Ablaları, teyzeleri bakın. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Yani bende mi böyle oldu? Alt yaprakları yeşil. Çok güzel oldu. Çok böyle albino gibi sapsarı, tam benim istediğim bir renge girdi. İnşallah böyle kalır. Bu da yine ismini şu an hatırlayamayacağım ama Sweet Tea diye öyle bir ismim vardı. İki ismi var sanki bunun. Bu da çok çok güzel bir tür. Efsane. Yani bu sağdaki de şu da ona benziyor. Yaprağının hani desenleri ama renkleri mi farklı olacak bilemedim. Büyüdükçe göreceğiz. Bu minicikti. Bu da bakın, bu da büyümeye başlıyor. Bunun ne olacağını daha bilmiyorum. Bu geldiğinde çok minikti. Köklendi ve büyümeye geçti bu da. Bakalım ne olacak bilmiyorum artık. Sanki 2-3 tane bitki birbirine benziyor gibi. Belki desen renk farkı olabilir. Bunlar da bana çelik gelmişti. İkisini bir araya diktim. Ve Eylül'den bu yana arkadaşlar hızlıca büyüdüler. Bebekleri bile oldu sağında solunda. Şu alttakini alsam bilemedim. Üstündeki çok güzel, o üst sıra böyle dizilimi. Bir tek şu altta bir tane var. Acaba bunu buradan alsam mı bıraksam mı kararsız kaldım. Dursun, neyse bakalım. Ben bunları böyle ağaç gibi yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bunlar çok güzel form alabiliyor, ağaç formunu. Bu Green Rose diye biliyorum. I'm Green Rose. Bu da çok güzel. Bakalım bu renklenecek mi? Böyle yeşil mi kalacak? Bu Sun Cup. Bu da variegatalı. Aslında çok çok güzel bir rengi vardı. Bebekler verdi etrafından ve küçükkenden hemen bebeklerini aldım. Bakın bebekler köklendi. Köklerine kadar diğer kardeşleri anne gövdede kocaman oldular. Onlar büyüdüler. İşte merak rengini görünce böyle hemen bir çoğaltmak istedim. Variegata hali çok güzel. Rengi çok güzeldi gerçekten. Çok sevdim, çok beğendim. Her renk var. Pembesi, yeşili, sarısı. Böyle arkadaşlar benim işte aeniumlarım böyle böyle. Çok şükür çoğaldı. Dediğim gibi daha önce de bahsetmiştim. Çiçek açınca ben rozetleri ölüyor zannediyordum. Fakat onun çiçek açması, aeniumların çiçek açması yıllar alabiliyormuş. Bu da benim için olumlu bir düşünce haline geldi. Eğer ölmeyecekse tabii ki seve seve aeonium alırım, büyütürüm, form veririm.
Kocaman kendime ağaçlar yapabilirim. İnşallah yeni bir bitki çeşidimiz sukulentlerden sonra aeniumlarda koleksiyonuma dahil oldular. Daha da olacaklarını biliyorum. Birkaç tür daha var aklımda almak istediğim. Onları da alırsam daha neler alırım neler bilmiyorum artık. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Ya işte bu renkler efsane efsane. Şöyle arkadaşlar yine kiraz ağacımı göstereyim size. Kuşların sesi o kadar güzel ki. Bıcır bıcır. Birazdan ineceğim seraya. Seranın içindeki bitkilerime de bir bakayım, göz atayım. Bir yandan belleme işi devam ediyor. İş çok. Bahçe, müstakil evin işi bitmiyor. Bahçe olunca tabii ki daha çok iş oluyor. İlkbahar itibariyle ekmeler, dikmeler başladı. Bu güzellerimi de göstermeden geçmeyeyim artık. Bu minikleri de aldım buraya. 5,5'luk saksılar arkadaşlar. Bunları hep mix olarak almıştım ben. Küçük olanları böyle hep dikmiştim. Çok güzel de büyüyorlar, toparlıyorlar. Toprağım güzel, su tutmuyor. Alttan sulama yapıyorum. Sonra suyu bir güzelce çekiyor ve hiç sorunsuz tekrar suyu bünyesine aldıktan sonra bitkiler toprak hızlıca kurumaya geçiyor. Tam aslında istediğim toprak hızlıca kurusun. Yazın biliyorsunuz sıcaklarda sulama sonrası çok kayıplar yaşıyoruz. Dolayısıyla toprağımızın geçirgen olması ve hızlı kuruması çok büyük bir önem taşıyor. Çok güzel türler var aralarında. Böyle kendi bitkilerim de var. Bakın burada Lolla variegatalı var. Purple Delight gibi böyle güzel türlerim var. İnşallah burada güzel güzel büyüsünler gözümün önünde. Sabah kalktığımda en azından buraya geliyorum. Bunları görüyorum. Elimde çayım, kahvem. Gözümü bunlarla açmak kadar güzel bir şey yok. Bu da variegatalı tesbih çiçeğim. Bu da burayı çok seviyor. Birçok albinoları var. Böyle güzel güzel büyüsünler burada. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.